Bu makale Nihayet Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Osman Akkuşak Osman Akkuşak'ın son yazısı Necip Fazıl Otobiyografisi 1904-1983 Kendi lisanıyla ömrünün üç safahatı 1. Genç şair 2. Mistik şair 3. Rabık şair 20 yaşından itibaren 1983'te ebediyete göçüşüne kadar ömrünün bütün safahatı bu otobiyografide sergilenmiştir. 20 yaşında Fransa'daki Sorbon Üniversitesi Felsefe Şubesine gönderilmiş fakat orada tahsilinden ziyade ruhunun ve bazı meraklarının kendisini esir alması sebebiyle Sorbonu bitirmeden memlekete dönmek zorunda kalmıştı. Kitapta bütün bu hadisenin tafsilatı verilmiştir olayların ve felsefi meraklılarının ruhi sarsıntılarının çok içten bir lisanlı hikayesi ve itirafı onun gerçek macerasını bütün yakıcılığıyla gözler önüne sermiştir. Üstad bütün hayatını olduğu gibi anlatmanın hazlarını ve elemlerini hissetmiştir. Onları olduğu gibi okuyucuyla paylaşmıştır. Rahmetli Üstad 26 Mayıs 1904'te doğmuş, 25 Mayıs 1983'te ebediyete göçmüştür. Vefat ettiği gün onun mizacındaki sertliğe ve tersliğe işaret etmiş, 26 Mayıs'ta doğup 25 Mayıs'ta vefat etmesi, hatisata ve mantığa biraz muhalif görünmüyor mu diye taahhütçüp etmiştim. Rahmetli, haşin tabiatlı, zaman zaman vasat yaratılışlı, insanlara ters gelebilecek tezahürler göstermekten uzak kalmamış bir sanat ve hareket adamıydı. Necip Fazıl sadece Nurettin Topçu gibi bir terbiye ve eğitim adamı, Ali Fuat Başgil gibi bir ahlak, ciddiyet ve hareket adamı sayılamaz. Adını saydığımız bu kişilere ait vasıflardan işaretler taşımakla birlikte bizzat bu kişilerde bulunmayan başka hususiyetlere sahip bir aksiyon, siyaset, fikir ve sanat adamıdır. İlk baskısı 1975 yılında yapılan İkinci baskısı ise bugünlerde yayınlanan Baba Ali isimli kitabı Necip Fazıl'ın bir otobiyografisidir. 344 sayfa tutan otobiyografide kısa kürek, henüz İstanbul Edebiyat Fakültesi'nde felsefe şubesi talebesiyken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'ne yine felsefe tahsili için gönderilmektedir. Fransa'ya gönderilen grup içinde Fevzi Çakmak'ın kızıyla evlenen Burhan Toprak, Vildan Aşir, Suat Hayri, Namdar Rahmi, Cemil Sena gibi isimler var. İlk yılların genç şairi, daha sonrakilerin mistik şairi, en sonundaki vakitlerin sabık şairi bu otobiyografide yaşantısının olumlu olumsuz bütün çizgilerini çizmiştir. Necip Fazıl dostlarına, Necip Fazıl muhaliflerine, orijinal yaratılışlı kişileri merak edenlere, felsefe dilini, mücerret okumayı sevenlere hararetle tavsiye ederim. Bu makale Nihayet Dergi sponsorluğunda sunulmuştur.